Sevgili izleyenler, Amasya Spor son 2 haftada aldığı 2 galibiyetle taraftarını mutlu etti. Biz de şu anda hocamızla beraberiz, Zafer hocamızla beraberiz. Hocam, bir İshak'la maçı var. Evet. Neler söylemek istersin? Şimdi kendi sahamızda Balıkesir galibiyetinden sonraki deplasmandaki İshak'la maçının önemi bizim için çok artmıştı. O anlamda o maça farklı hazırlanıp maçı kazanmak istiyorduk. Nitekim de maçı kazandık. Bu konuda çok mutluyuz. Bizi İstanbul'a gelip destekleyen, ekranları başından bizi izleyen Amasya Spor sevdalılarına teşekkür ediyoruz. Hatta İshak'la maçında İstanbul'a gelip deplasmanı bize ev sahibi yapan, kendi sahamızda oynuyormuş havası veren taraftara ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Hocam, maçı değerlendirirseniz nasıl yorumlarsınız? Evet, maç aslında saha olarak istediğimiz sentetik saha oynadığımız için çok kolay değil. Sahanın bir de yanlarından 8 metrelik bir darlığı olduğu için çok kolay bir deplasman değil. Diri bir takım kendi sahasında 2-1 yenilmiş, 1-0 gibi mağlubiyetleri falan var. Ama dirençli bir takımdı. Direncini kırmamız gerekiyordu. 20. dakikada attığımız golle 1-0 öne geçtik. Fakat 2'ler 3'leri yapmamız lazımdı. Atamayınca biraz daha rakip direnci arttı. Haliyle birkaç pozisyon verdik. Ama sonuçta ikinci yarıda attığımız gollerle de skoru net bir skor almayı bildik. Ama yediğimiz golle de üzüldük tabii ki. İçerideki bir Nevşehir maçı var şimdi. Nevşehir takımı çok duru iyi bir takım. Kendi sahasında Muğla'yı yenen bir takım. Yani aslında baksan puan görüntüsü, puan tablosunda aşağıda görünse de bu ligde özellikle sahada kim o gün direnciyi gösterirse, sahada kim havasını bulursa yenemeyeceği takım olmuyor. Bizim Nevşehir maçımız o anlamda çok kolay bir takım, kolay bir maç değil. Taraftarlar sabırlı olmasını istiyoruz. Bize destek vermelerini istiyoruz. Biz gerekli mücadeleyi verip inşallah kendi sahamızdan 3 puanla ayrılmayı düşünüyoruz. Hocam, Nevşehir Belediyespor maçının cumartesi oynanacağını biz sayfalarımızdan defalarca ifade ettik. Bu cumartesi oynanacak olan Nevşehir Belediyespor maçında Amaspor taraftarından beklentileriniz ne? Ya bizi oyunun başından hakemin çaldığı son düdüğe kadar desteklemelerini istiyoruz. Oyun gol başta da gelebilir. Oyunun son bölümünde de gelebilir. Biz bu anlamda futbolcu kardeşlerim ve kendim olarak elimizden gelenin fazlasıyla yapmak istiyoruz. Saha içindeki mücadeleyi elimizden gelen son demine kadar savaşacağımızı, mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Oyuncular zaten bir seri istiyorlar. Biz de seri istiyoruz. Yani zor mu? Kolay maç değil Nevşehir maçı. Dirençli bir takım, tekrar diyorum. Zorlansak da 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda da taraftardan sabırlı ve desteklerini bekliyorum. Hocam, iki sakatımız vardı. Biri Etin Eskut, diğeri Emre Şık'tı. Bunların son durumunu sizden öğrenmek isteriz. Emre Şık antrenmanlara katıldı. İşte Muhammed Enes Doğan'ın bir cezalı durumu var. Onur Paksoy'un cezası bitti. Herhangi bir sakat oyuncumuz. Bir de Erçin'in bir bileğinden sakatlığı vardı. O da bu hafta antrenmanlara başladı. Önümüzdeki haftalara takım antrenmana katılır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Hocam, biz başarı diliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Kötü gününüzde de iyi gününüzde de biz Spor 05 Amasya sayfası olarak yanınızdayız. Bu sevdayı asla terk etmek yok diyerek size söz veriyoruz. Teşekkür ederiz. Desteğiniz her zaman bizim için güç. Destekleme devamını. Teşekkür ederiz. Sağ olun.